Adam eski kulağı kesiklerden senelerce ve oğlunun haracını yemiş derler böyle adamlara. Sonra dönüş yaptı. Hemen cübbe var. Sakal. Sarık. Sarı da biliyorsunuz bizim bazı cahiller de çok büyük sarık sarıyor. Efendi Hazretleri <laughs> büyük sarmayı derdi. ilmi olmayanlar küçük sarsın derdi. Çünkü seni hoca zannederler, soru sorarlar der. Sonra da sen cevap bilemesin, bilemiyorum dersen ne hala? Ama sonra mahcup olmayalım, adam bizi hoca zannetti diye bir yalan uydurursan, yanlış fetva verirsen, yandın derdi. Onun için hoca olmayanlar çok büyük sarık sarmasın derdi. Yani bu da bir kaide. Yedi arşın zaten sünnet, yedi zira. Zira şu kadar. Bundan yedi kere döndü mü böyle, sünnet oluyor. Ama tabii alim olanlar falan daha büyük sarıklar sarabilir diyor İmam-ı Azam Efendimiz. اَظْمُ Sarıklarınızı büyük tutun. Ve وَوَسْيَوْا اَكْمَامِكُمْ Kollarınızın e, yenlerini geniş yapın. Buraları geniş yapın derdi. Kime diyordu bunu ama? İmam Muhammed'e diyordu, İmam Ebu Yusuf'a diyordu, İmam Süfer'e diyordu. Kendi talebelerine, İmam-ı Azam'ın talebeleri kim? Hepsi müştehid oldu. Onlara öyle diyordu yani. Niye liyellâ üstte haffe bil ilmi ve ehli ilim hafife alınmasın, ilim ehli küçümsenmesin. Onun için kılık kıyafetinizde de sarığınız büyük olsun, cübbeniz geniş olsun, yenleri geniş olsun buyuruyordu vasiyetlerinde. Efendimiz bunu da çok naklederdi. Bundan dolayı e, ilim ehli olanla olmayan zaten Osmanlı'da biliyorsunuz. Öyle herkes istediği fesi takamazdı. Herkes istediği şekilde sarık saramazdı. Kıyafetlerin nesi vardı? Vazifeleriyle ilgisi vardı. Kimin görevi bir kadının kıyafeti, kadı derken kadın değil ha, kâdî. Yani maşerat mahkemesinin hakimi, kâdî. Onun kıyafeti başkaydı. Şeyhülislam'ın kıyafeti başkaydı. Sen şimdi Şeyhülislam kadar sarık sardırırlar mı sana? <laughs> Osmanlı'da yani. Değil mi? Onun için buna göre hareket edelim.